Aksi kanaldan herkese merhaba. Biliyorsunuz burası Aksikanal ve biz burada her şeyi bam 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 söylüyoruz. Bu Sennheiser Momentum True Wireless 2'leri yeni aldım ve bu video kutu açmama videosu. Kutu açmama videosu ne demek? Hemen anlatayım. Öncelikle şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere ürünün kutusu burada. Dolayısıyla kullanıma hazır istesem açıp pekala kullanabilirdim. Fakat ben de zaten Bose'un QC35 kulak üstü modeli var. Bu bir sürü videosunu yaptığımız AirPods Pro burada. Hatta bir tanesi de kulağımda. Bunu da çıkarıp koyacağım. Dolayısıyla buna da zaten sahip biriyim. Ayrıca size şöyle bir şey söyleyeyim ve bu çok net bir bilgi. Telefonla konuşurken en önemli kriter maalesef mikrofonun ağza yakınlığı ve kutunun içerisinden çıkan bu dandik alet maalesef ve maalesef bu da dahil olmayabilir bu belki biraz daha farklı ama kesinlikle bundan ve diğer true wireless bütün kulaklıklarda daha iyi telefon performansı veriyor. Şimdi olay böyle olunca kutu açmama ne demek? kutu açmama şu demek abicim. Birazdan YouTube'da değer verdiğim 5-10 youtuber'ın bunu incelemesine gideceğim. Tabii ki bunların ezici çoğunluğu yabancı youtuberlar olacak. Hatta hepsi yabancı youtuberlar olacak. Bir kısmı da hatta yine ezici çoğunluğu da Amerikalı youtuberlar olacak. Onların videolarını seyredeceğim. Onların neye dikkat ettiğini, neyle karşılaştırdığını falan göreceğim. Benim için problemleri size anlatayım. AirPods Pro'nun benim için şu anda yazılımsal bir gürültü engelleme ile ilgili yarattığı sıkıntı en büyük problemim. Bir de açıkçası bu fiyata hak eden bir ses kalitesi sunmadıklarını biliyorum. Tabii ki ben satın almadan önce de bu Sennheiser Momentum True Wireless 2'lerin bazı inceleme videolarını seyrettim. Orada da gördüğüm bundan daha iyi bir ses kalitesi alacak olmamız. Ama ve lakin çok net olarak biliyorum ki True Wireless olan hiç bir kulaklık bir kulak üstü kulaklığın performansını vermiyor. Bu Sony'nin 3 ile bitenleri olabilir, Sennheiser'ın diğer kulaklıkları olabilir ki ben onların dizaynını biraz beğenmediğim için hiç Sennheiser kulaklık almadım. Bu benim Sennheiser'dan aldığım üçüncü kulaklık olacak. Çünkü diğer eskiden almıştım kablolu kulaklıkları vardı ama kafa üstünde işte bu metal aksanlar falan geçiyor olması benim hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla ben bir uzun dönem Bose QC35 kullanıcısıyım. Apple Airpods Pro'ları uzun zamandır kullanıyorum. Çıktığında Türkiye'ye gelmeden falan önce de yurt dışından almıştım. Bu kulaklıkların da bu kutunun içerisinden çıkanların da epey yararını gördüğümü düşünüyorum. Dolayısıyla bu kutu açmama videosunda kutuyu açıp açmama kararını vereceğim. Dediğim gibi 5-10 tane YouTuber'ın videolarını anlatacağım size. Onları ben izleyeceğim. Ondan sonra yine bu basit kamera setup'ıyla tak karşınıza geçip diyeceğim ki herif bunu 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 söyledi. Amacımız 1. Ses kalitesini anlamak. 2. ANC performansını anlamak. 3 pil performansını anlamak. 4. Rakipleriyle karşılaştıran ki şu anda karşımda mesela şu arkadaş direkt gitmiş AirPods Pro ile karşılaştırmış. Bizimkiler de burada olduğuna göre ben de bu karşılaştırmayı yapabileceğim. Şimdi çok vakit kaybetmeden ee, önceden de izlediğim Jim's Review Room'dan Jim'in incelemesiyle başlayayım. Oradan aldığım önemli notları sizlere geri veriyor olacağım. başka kulaklıklarla karşılaştırmadan önce sanki önce kendi bir önceki versiyonuyla karşılaştırmak lazım. Evet, hafif daha küçülmüş ve incelmiş ama yine de tıpa gibi kulağa giriyor olması diğer bazı true wireless'lardan örnek AirPods Pro'lardan rahatlık anlamında bir tık geride kalmasını sağlıyor olabilir bazı kulaklar için. Benim kulağımda ne olacağını eğer kutuyu açarsak göreceksiniz. Evet bu dayı kulağa oturma mevzusunu çok iyi biçimde göstermiş. Özetle AirPods Pro böyle, Sennheiser True Momentum böyle ve Sony'nin benim de kullandığım bir sonunda bir 3D olması lazım burada yanlış yazmışlar. Onun da kulağa oturması böyle. Onun notlarındansa benimkine benzer. Son iki tanesi daha tıpa gibi oturduğu için bir tık daha rahatsız kalabilirken bazı kulaklıklarda AirPods Pro dizayn itibariyle daha rahat oturuyor dedi. Hazır video izlemeye devam ederken bunun birkaç tane avantajını söyleyeyim. AirPods Pro'larda malum kulaklığın üzerinden ses kontrol yapamıyoruz. Aç kapa işte transparency moduna geç, gürültü engelleme moduna geçi falanı filanı şu dokunmatik tuşlarla yapabilirken, e, taktil tuşlarla yapabilirken Sennheiser'da şöyle tıklama metoduyla tıpkı ilk AirPods'lardaki gibi bir iki tane kontrolü ele alabiliyoruz. işte. onda da geçirgenlik modu var, gürültü engelleme modu var, ses Azaltıp kapatma var tabii şöyle tap 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 sesleriyle oluyor dürüstçe söyleyeyim incelediğim başka e, videolarda da o tap tap tap'in biraz daha sıkıntılı olduğunu biliyorum hatta düz AirPods'larda da şu hareketi yaparken hatta elinizle böyle yaparken eğer rahatsız oluyorsanız şu e, tok sesten. Onlarda da ses değiştirirken mini bir sıkıntı olabilir Tabii bunlar çok minor şeyler hepsine alışılır diye düşünüyorum bu arada ikisinin de splash proof denen işte suya böyle damlayan suya falan dayanıklılığı var hani batıramazsın su jetiyle basınçlı su sıkarsan gene geçirir diyor ama dayanıklılık spora götürebilme anlamında benim için iyiydi. İlk videolarımdan bir tanesinde yanlış söylemiştim. İlk jenerasyonun da IPX4 sertifikası varmış. Bunun da var. Dolayısıyla bu çok önemli. Fakat benim bu kulaklığı önceden almamam, birinci jenerasyonunu almamamın sebebi aktif gürültü engelleme olmamasıydı. Şu anda aktif gürültü engelleme olduğu için masamın üzerinde duruyor fakat daha kutusunu açmadım kutuyu açmamak için şahane bir sebep verdiler bana. Buna inanamıyorum gerçekten. AirPods'un da yapamadığı bir şey. Hatta e, şu anda piyasada ANC içerip true wireless şeklinde yani tam kablosuz olan hiçbir kulaklık bunu yapamıyor. Aynı anda birkaç cihaza bağlaramıyorlar. Çok saçma yani. AirPod AirPods'un Avantajı ne? Apple ekosisteminde olduğu için oradan oraya zıplamayı hızlı yapabiliyor ama bu Sennheiser Momentum True Wireless'larda örnek veriyorum İş bilgisayarımda çalışırken eş zamanlı telefonuma da bağlayamıyorum abi. Bilgisayardan müzik dinleyeyim, telefondan te arama geldiğinde küt diye alayım Ta Tabi telefon Apple, bilgisayar Apple'sa Apple ise Apple'ın üzerindeki ekosistemden dönebilirsiniz ama... Ee, mesela ben bu televizyonu, şu karşıda birkaç kere gösterdiğim televizyonu Bluetooth kulaklıkla seyrediyorum. Bu Bose QC35'lerle seyrediyorum. Bu eş zamanlı benim Türkiye telefonuma da bağlı. O da gözümün önünde değil, inşallah arayan yoktur. Dolayısıyla telefon çalarsa otomatik olarak telefona öncelik verip bu kulaklıklar ve bu yazılım, yani Bose'un ürettiği yazılım tık diye buraya geliyor. Fakat bir yazılım devi olan Apple'ın bunu yapamaması bir Ses teknolojileri devi olan Sennheiser'ın da bu iki alete bağlanmayı koymaması herhalde pil ve benzeriyle ilgili çekincelerden ama benim gram umurumda değil. Bu kadar para vereceğim ve ben bunu sürekli bluetooth ayarlarından tek tek bağlayacağım. Ee, kutunun açılmaması için çok güzel bir argüman oldu. Kutunun açılmaması için diğer argümanlar neydi? Biraz daha büyük olmasıydı. Ne hikmetse Airpods Pro'lardan bile pahalı olmasıydı. Ve az önce bahsettiğim iki cihaza eş zamanlı bağlanmıyor olması. 5 senelik cihaz hala bağlanabiliyor. Bu True Wireless olarak bağlanamıyor. Ha bataryayla da ilgili birazdan Cimaga söyleyecek. Ben bu videoyu izledim zaten. Cimaga'nın diyeceği şöyle bir şey olacak. Yedi 7 saat batarya gidecekmiş. Lay lay lay. ANC yani aktif gürültü engelleme açtığınızda harç diye 4'e düşüyor ve bu arkadaşlarla aynı seviyeye geliyor kutusu biraz daha kaba onu da söyleyeyim ama o kutu dizaynı da benim için kötü değil. Tabi plastik olunca malum bir çantanızda bir su akar, bir kolonya buart bu bu arada her yerde kolonya var. Kolonya falan geldiğinde içine isinmezken o daha dokusu olan, daha kumaş olan şeyler atıyorum uzun süre olan yere maruz kalır. Güneşte kalırsa falan. Büyük ihtimalle solma olma yapabilir diye düşünüyorum. Ee, bu True Wireless'ların bir problemi daha var. Neyse şimdi artık bunu kutu açmama videosu diyelim. Bu Jimmy daha fazla seyretmeyeceğim. Çünkü takdir edersiniz ben bunu satın almadan önce zaten epeyce videosunu seyretmiştim ama hala kararsızım. Çünkü bununla ilgili benim duyduğum en önemli şeylerden bir tanesi işte Sennheiser her zaman ses kalitesinde iyiydi. Bose, Sony ve benzeriyle aynı ligde hatta bazı zamanlarda ve bazı tercihleri olan insanlar da daha önde bile kalabiliyordu. Gel gelelim şu anda ANC ile yaptıkları şey o Sennheiser'ın ses rengi olan Sennheiser'ın equalizer'ı olan sistemi patlattığını söylüyorlar. Bunu da açmazsam görmeyeceğim birkaç video daha seyredip kendimi ikna etmeye çalışacağım. Devamında ee, almamak için benim çok direnmemin sebeplerinden bir tanesi de abidik gubidik bir EQ ve uygulaması var. Uygulamayı gerçekten saçma bulan insanlar var. Uygulamada e, kullanıcı dostu olmayan birçok şey var. Ama hani o kadar da takılmayabilirsiniz. Bir kere ayarlar sallarsın. Zaten birkaç tane presetleri de var ama bir EQ uygulaması var. Bu Mert de e, videosunda gösterdi. Bu arkadaş da videosunda gösteriyor. Yani kendini rezil eden bir kulaklık. Of. Ee, şöyle biraz hareketlenelim çünkü otur otur canım sıkıldı. Bu kulaklığı kutu açmama videosu diye başladık tabi ama ben bu kutuyu açacağım ve sizler için AirPods Pro ile işte diğer kulaküstü kulaklıklarla Apple'ın kutudan çıkan kulaklığıyla falan karşılaştıracağım. O yüzden abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı işte videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta onunla bununla paylaşırsanız da işte kulaklıklara kolay erişimi olan birinin ne kadar fazla çekinceyle bu kulaklığa yaklaştığını siz de onlarla paylaşmak isterseniz bu videoyu onlara da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşelim. Aksi kanal biraz frene bastı. Bütün dünya gibi ama bomba videolarla geri geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet, ürünü Amazon'dan satın alıp kendi evime kadar getirterek satın alma dürtümü yeterince tatmin etmiş oldum. Ee, sanıyorum bu kulaklık benim zevkime bana göre değil pekala açmadan iade ederek başkalarının benimle aynı şekilde düşünmeyen insanların da bu kulaklığı satın almasını izin vereceğim diye düşünüyorum. Bir cinnet anında küt diye açabilirim daha emin değilim o yüzden aşağıda yorum ve fikirlerinizi vermeniz çok önemli. Ee, bir de büyük kameramdan çok sıkıldım artık biraz eski kameralarıma döneyim azıcık evin etrafında şöyle dönüp dolaşabileyim diye bu kameraya geçtim. Bu kadar